İzmir'e uzanıyoruz ve esrarengiz de bir olayla devam ediyoruz. Bayraklı'daki sokağın sakinleri iki hafta öncesine kadar gayet keyifliydi ama duvarların ardından yükselen tuhaf sesler hayatlarını kabusa çevirdi. Uyku uyuyamayan, sokağa çıkmaya bile korkan mahalleli artık yeter diyerek bakın nasıl isyan etti. Korkuyorlar. Gece yarıları yatamıyoruz. Bu alttan sanki bir balyozla veya çekişle falan vuruyorlar gibi. İn mi cin mi kimse anlamadı. Duvarların arkasından yükselen ses mahallede huzur bırakmadı. Gece gündüz dışarıdayız yani. Biz kulaklıkları takıp öyle yatıyoruz. Açıyoruz klasik müziği, yatıyoruz. İzmir Bayraklı'daki bu sokağın sakinleri iki haftadır gayipten gelen sesler yüzünden diken üstünde. Bundan pek rahatsızlık duymuyorduk. Biz üst komşudan, üst komşu da bizim çocuğumuzdan biliyordu genelde. Geçen hafta bayağı bir şiddetlenmeye başladı. Gece gündüz fark etmiyor. Bir başladı mı bitmek bilmiyor. Balyoz sesi gibi bir ses geliyor ama bayağı bir derinden geliyor. Sanki binanın altında bir tünel varmış gibi, o tünelin içerisinden geliyormuş gibi sesler geliyor. O ses duyanları korkutuyor, uyuyanları uyandırıyor. Artık sokaktan bile duyurul hale geldi. Hatta birinci kattaki daireler boşalttı, başka yerde yaşıyorlar şu anda. Mahalleli en çok defineciler'den şüpheleniyor. Etrafımızda gördüğünüz gibi metruk Rum evleri var. Birinci derece sit alanı, sağımız, solumuz, önü, arkası. Bunlardan acaba hazine için tünel kazan mı var diye şey yaptı. Ama şimdiye kadar ne tünel girişi bulundu ne de defineci gören oldu. Sesin nereden geldiğini bilmiyoruz açıkçası. Hepsinin tek umudu polis ya da AFAD'ın gizemli sesi susturması.